Arkadaşlar selamlar. Yeni bir bölüme hoş geldiniz. Geçtiğimiz bölümde buralarda ufak tefek düzenlemeler yaptık. Ondan sonra 3. madenimizi açmıştık. Bu bölümde şu taraflara birkaç tane de ev yapalım. Şu meydandaki evleri ufak ufak taşıyalım. Ama şimdi bir uyuyalım tabii. Saat 8 olmuş. Gündüz gözü çalışırız. Bu arada mevsim değişecek. Yazdan sonbahara geçiyoruz. Tamam. Hatun günaydın. Komşular günaydın. Ya oradan çıkıp benim eve gidiyor. Bok mu var la benim evde? Neyse gitsin hadi bakalım. Şimdi karnımız tok. O yüzden hemen çalışmaya başlayabiliriz. Şimdi buraya bu evlerden birer tane daha yapabilir miyiz? Ona bakalım. Ters olsa nasıl olur? Aslında şey olsaymış mesela şunları da bu tarafa baktırıp şöyle evlerin girişleri birbirine bakabilirmiş aslında mantıklı olurmuş. Neyse. Peki farklı şu şekilde yapsak nasıl olur? Neyse dur bakalım. Girişi böyle çok yüksek oluyor ya. Şöyle yapalım mı? Çok emin olamadım. Ya yani aynı bu şekilde devam edelim ya boş ver. Aralıkları nasıl olsun? Şöyle hizaya bakalım biraz. İşte fena değil gibi. Tabii taştan yapacağız. Onu unutmadan söyleyelim. Yok buraya normal buraya da normal buraya da normal buraya kapı buraya pencere buraya normal duvar buraya da normal duvar buraya da pencere çatımız şundan olsun. Ondan sonra burası da taş. Burası şundan. Burası da bundan. Şimdi burası da bundan. Ondan sonra burası da bundan. Tamam. Bir tane daha yapalım mı? Bir tane daha yapalım. Aynı şekilde yanına şöyle. Yapabiliyor muyuz? Bak şu ağacı kesmem gerekebilir ha. Yo niye keseyim ki dursun burada. Şimdi buraya da aynı şekilde hızlıca yapalım. Aa kafayı yiyeceğim ha. Camı olan duvar. Taş duvar. Kapısı olan duvar. Taş duvar.
Çatılarımız kiremit çatı olacak artık. Böyle artık şeyle falan uğraşamayız. Neydi onun adı? Gamışlanmamışla uğraşamayız. Modern evler yapacağız. Tamam. Bir de şurayı yaptık mı? Tamam. Bunlar da güzel. Ha bak şurayı yanlış yapmışız. Allah Allah. Oğlum niye tıklıyorum ben? Camı olan duvar. Ha yanlış tıklıyormuşum. Tamam. Güzel. Mesela buralara mesela şuralara da ev yapabilirim. Sonra mesela evleri bu tarafa, oradaki vatandaşları bu tarafa aktarabiliriz. Bak aklıma şimdi o fikir geldi. Doğru. Mantıklı. Köylerimiz çalışmaya başlamış bu arada. Mesela şu yaptığım evleri şu tarafa aktarabiliriz bak. Mantıklı geldi şimdi. Onları mesela oraları kaldırır şey yaparız sonra. Bu arada bu neymiş? Yulaflarımız olmuş. Bismillah demeden gitti. Tırpan. Şimdi önce madem hazır evimizi yaptık, şu evlerden birini taşıyalım abi oraya. Şu evdekilerden birini. Hatta ikisini de taşıyacağız herhalde. Mecbur. Şimdi önce şu tekerleği bir alayım. Bunun içinde tabela yönet diyor. Ha bak. Burada Lamberta yaşıyormuş. Madenci ablamız. Bizim ilk oduncu ablamız Lamberta'ydı. Şimdi hemen bunların bir morali iyice düşmeden ben bunlara şey yapayım. Yeni evlerimizden birini atayım. Lamberta. Lamberta reis sana seni buraya atıyorum. Ailenle geniş yere. Hadi bakayım. Huzurlu huzurlu oturun. Hayırlı olsun. Bu arada ben yeteneklerden şeyi açtım arkadaşlar. Mesela yıktığın evin işte malzemelerin yarısını geri alırsın falan diye. Onu açtım. Hatta ürünlerin bazıları geliyor herhalde. Bak solda görüyorsunuz. Tamam. Burayı mesela tavern ben şunu da kaldırayım ya. Ben bu evi de kaldırayım abi. Tamam mı? Buraya taverna yaparız güzel olur. Şu ürünleri alayım. Boşa gitmesin. O kadar uğraştık yapacağız diye. Mesela tavernamızı buraya yapabiliriz abi. Çocuk çekil bak yanlışlıkla vururum yarısı boşa gider yemin ediyorum. Tamam. Şimdi kim? Şu ablamız. Sizi de oraya atadım. Hadi bakayım. Hemen moraliniz düşmesin. Şu direği yıkmayalım da. Belki ışık hiç dokunmamıza gerek kalmadan orada durabilir. Çocuk da bak milli sporumuzu izliyor ama neresiyle izliyor bilmiyorum. Tamam. Şunu alalım. Şimdilik şunları da yıkayayım. Abi şimdilik burası böyle açık kalsın tamam mı? Tavanımızı yerleştiririz. Güzel olur. Ablam sen niye çalışmıyorsun? Sen iş... Dur senin görevin neymiş? He sen şey miydin? Pazar tezgahında çalışan ilk elemandın herhalde. Baksana şeyi on. İşte iletişim on.
Şimdi bir, köyde biraz ufak tefek problemler başlamış. Evler hasarlı diyor. Tamam. Avcılık. Tamam, hasarlı falan. Onları ben hallederim. Hatta bak, şu ilerideki evleri o tarafa taşıyıp bu depomuzu falan da oraya taşıyabiliriz. Yani böyle bir neden olmasın yani böyle bir düşünce. Şimdi gidelim yulaflarımızı bir içelim. Bu bölüm şey de yapabiliriz. Bir tane koyun ağıl yapalım bakalım. Fazla hayvanlar yeni yaptığımız yere kendi geçiyor mu, geçmiyor mu onu görmüş oluruz. Yulaflarımızı biçelim. Mesela yeni tarlalar yapacağım. Ona artık kesin karar verdim. Hatta her ürün için de yapabiliriz. Her ürün için olmasa bile mesela bu buğdaydır, yulaftır, ketendir. Bunlar için kesinlikle yapmamız lazım. Mesela köyü ışıkla donatmamız lazım. Yani donatırsak çok daha güzel olur. Onun için de bol bol ketene ihtiyacımız var. Koyun yününe ihtiyacımız var. O yüzden ikinci hayvan yerlerini yaparız artık. Yani yapacak bir şey yok. Bu arada yakmalık odun bitmiş. Yakmalık odun koyalım abi hemen. Yakmalık odun önemli. Köyümüz güzel ya, bayağı büyüdü. Mesela bu hayvanların bu hayvanların yerlerini şuraya taşıyabiliriz. Güzel olur, farklılık olur. Burası full yerleşim yeri gibi olur mesela. Şuradan bir 154 tane koyalım. Bu arada burası dolmuş. Hemen buradan bir şeyler alalım. Burayı boşaltalım abi. Şu gübrelerin yarısını al. Killeri al. Kireç taşını al. Kürkleri al. Hatta kürklerin hepsini al. Kütüklerin birazını al. Taş. Yünümüz birikmiş. Güzel. Unlarımızı alalım. Tamam. 1500'e kadar düşürdük burayı. Yakmalık odun biraz daha koyalım. Mesela depo yapmamız lazım artık. Ben hani 3 level olsun diye bekliyordum ama onu beklemeye gerek yok. Zaten ikinci depoyu yapmaya karar verdik. O yüzden bir an önce yapsak iyi olur. Şöyle biçime devam. Bu arada tarımdan mesela puanımıza bakalım. 8600 puandayız. 10.000 puanda yel değirmenimiz açılacak. Ya böyle tarımda hızlı puan kasılıyor ya. Tarımda sıkıntı yok. Yel değirmenini çok rahat açarız diye düşünüyorum ben. Madeni çok uğraştık. Da madende mesela çevre düzenlemesi falan zamanında yapsaymışız. Mesela yaptığınız ufak tefek şeylerden falan oraya puan geliyormuş. Ben biraz saçma oynamışım. Olsun, geç olsun, güç olmasın. Şimdi 3 tane de madenimiz var yani. Geç başladık. Bu arada maden demişken 3. madeni yapmamızı sağlayan arkadaşımız demiş ki bir maden daha var. Cezerika diye bir yerin oralarda bir maden daha var demiş. Cezerika neresi? Şurası mı? Burada nerede maden olabilir? Şöyle yol kenarlarına bakıyorum. Bak ha, şurada bir maden daha olabilir. Tamam, buraya da bakarız sonra. Şu an acelesi yok zaten. 3 tane madenimiz var ki bir tanesinde hiç işimiz bile yok yani. Orayı sonra hallederiz. Şimdi burada bunlar ne, birçok haşhaş mı? Haşhaş biçiyor. Biz de hızlıca yardım edelim. Hem level kasalım.
Bu arada işçimiz kaç tane? 4, 5 tane. Evet, bir tane daha almıştık sondaki. Hatta şuraya çiftçi barakası yapmıştık. Şu karşı yeni yerleşmeye başladığımız yerin üst taraflarına tarla yaparsak çiftçi barakasını o tarafa bir yere götürmeyi düşünüyorum. Çünkü burada biraz böyle şey gibi oldu. Öylesine konmuş gibi oldu. Şimdi üzerimde yulaf var. Bu arada biz hangi neredeyiz? Sonbahardayız değil mi? Bak, tekrar lahanalarımız falan geliyor. Bayağı bir gene bir yemek yapabiliriz. Güzel. Ha, şu evler mesela, bu evler burada çok olmadı gibi. Mesela bunları buradaki kişileri de o tarafa taşıyabiliriz sonra. Hatta yel değirmeni, ondan sonra gıda depolarını falan direkt buraya getirebiliriz. Ya da şey, gıda deposu diyorum. Normal depoyu buraya getirebiliriz direkt. Şimdi üstümde biraz yulaf var. Hey, şurayı bir boşaltır mısın lütfen? Eyvallah. Şimdi şöyle birazcık yulaf ayıştıralım. Aynı şekilde keten de varmış üstümüzde. Hatta keteni direkt ayrıştıralım ya. Keten sapı şimdi ışık için lazım olur bize. Tamam. Şimdi teşekkürler. Yulafların birazını koyalım depoya. Bunlar da kullanmaya devam etsinler. Şimdi yulaf. Gel bakalım şöyle en sona. Yulaf tanesi. Şöyle bıraktım abi hepsini. Ben şu bakır cevherlerini alayım biraz. Burada hem yer kaplamasın hem bunlar hepsini eritemiyor zaten. Gübremiz var falan filan. Paramız 22K olmuş bu arada burada. Çok güzel yünümüz var. Yün demişken şu şeyi bir de deneyelim artık. Mesela koyunlar artık doldu orası. Üremiyorlar ekstra. Yani ürecekler de yer yok. Mesela ben şuraya bir yere bir tane daha koyun şey yapsam. Bu arada şöyle yapalım. Şu duvarları şuraya kadar getireyim. Şuralara kapı yapayım şimdi, tamam mı? Ondan sonra hızlıca kafamda bir şeyler var, onları yapalım. Ya bir dakika. Şöyle. Tamam. Şeyimiz de kırıldı. O kadar madenimiz var. Şunu madenden yapalım ya biraz. Şimdi duvarı uzatacağım. Şu çitleri kaldıracağım. Buraya duvara kadar götürmeyi düşünüyorum. Buradaki şeyleri. Hayvanların alanını. Ablam şuraya bir boşaltır mısın? Teşekkürler. Şöyle bronz yapalım 5 tane. Reis şurayı boşalt bir. İşimiz gücümüz var. Haydi. Bronz aletler. Bronz çekiç. 2 tane yap. Tamam şimdilik. Bu arada köyde ekstra problemler çıkmaya başladı. Ha, kaynak deposu hasarlı. Başka ne var?
Hayvancılık hasarlı. Üretim hasarlı. Bunları ben yaparım ya. Bir saniye dur. Onlar çok önemli değil şimdi. Önce şurayı bir tamamlayalım. Onları ben video dışında da yaparım. Abi şu inek çok esaslı ya. Şimdi envanter, bakır, şey, bronz çekiç. İyi de bende varmış zaten bir tane. Yapıyorsunuz oğlum? Kusuyorsunuz mu? Tamam mı? Şimdi şuraya kapı koyalım. Şey olsun. İki tane olsun şöyle açılıp kapananlardan. Diğerini de şöyle koyalım. Tamam mı? Buraya kapı koyalım. Ondan sonra şöyle duvarımızı biraz daha uzatmaya devam edelim. Şöyle duvar şimdilik buraya kadar gelsin. Aynı şekilde buraya da yapalım. Buraya da kapımızı koyalım. Engebeli diyor ya. Çok mu engebeli? Hmm, yamuk oluyor. O zaman şöyle yapacağız. Bunu biraz şöyle koyacağız. Ondan sonra dur önce biraz yapalım şurayı da. Şurayı da bir yapalım. Tamam. Burası da oldu. Biraz şey olsun ya. Eski zamanda şey mi varmış, metre mi varmış ya da gerçi eski zamanda şey, piramit, adamlar piramit yapmış yani. Tamam. Buradaki maksat şu. Şimdi buraları ev yapacağız. Hatta mesela şöyle böyle buraya kadar ev yapabilirsek böyle güzel nasıl diyeyim, nizamlı olur, düzgün olur. O yüzden mesela adam buradan çıkıp buraya gelebilir ya da aynı şekilde buradan çıkan da buraya gelebilir. Kapılar güzel oldu bence, karşılıklı. Şimdi bunu yapmaktaki esas amacım şu. Buradaki çitleri şunu bir kır. Şöyle buraya kadar getirmek esas amaç. Tamam mı? Şu şey. Hatta yamuk olmuş. Böyle nasıl geliyorsa.
böyle bir şey yapmak. Anladım. Anlatabildim mi? Yani şurayı bir tık daha büyütmüş gibi olacağız yani. Ondan sonra mesela şu aradaki şeyleri kaldırabilirim artık. Burada çite gerek yok. Burayı bir tık daha büyüttük. Şimdi mesela buraya şey koyabilirim. Koyun ağılı. Abi şunun yanına yapalım ya. Tamam. Çok şey yapmayalım. Yerimiz yamuk olduğu için biraz zorlanıyoruz. O yüzden yapacak bir şey yok. Yapabildiğimiz yere yapalım. Şimdi burası da ikinci bir koyun ağılımız. Bakalım oradan fazlalıklar bu tarafa geçecek mi? Bu arada ben hiç benim atın yemine bakmıyorum ha. At öldü mü lan? Daha %84'tü. Tamam. Şimdi ikinci ahırımızı da yaptık. Koyun ağılımızı, pardon, ahır değil. Bakalım hayvanlar gelecek mi buraya? Şimdi tamam, burayı biraz büyüttük. Ondan sonra şimdi saat kaça gelmiş? Saat 7'ye gelmiş. Eve gidelim bir uyuyalım. Sabah sonra tekrar bir ışıklandırma muhabbeti falan bir şeyler yaparız. Burası kötü oldu arkadaşlar. Bu arada onu kaldıracağım. Şu tarafa bir yere yaparız. Şimdi bir uyuyalım. Ha, hiç sevmediğim hava, puslu hava. Şimdi hızlıca gidelim. Ondan sonra şu üstümüzde eritilecek şeyler varsa şey eritilecek diyorum. Yündür mündür ayrıştıracak şeyler varsa bir ayrıştıralım. Yani burayı kaldırınca burası da böyle çok şey oldu ya, dımdızlak kaldı gibi burası. Yani bayağı güzelmişmiş aslında. Şimdi burada üstümde eritilecek bir şey yok. Dur. Yün varsa tekrar yün alayım. Dokuz tane birikmiş. Alalım, olsun. Gidelim ayrıştıralım bunları. Yani şey, ipe çevirelim, ayrıştıralım diye. Önce bir ipe çevirelim, ondan sonra birkaç yere bir ışık, biraz ışık daha koyalım. Altı tane yapabiliyormuşuz, çok bir şey yapamıyormuşuz. Olsun. Keten iplik yapalım o zaman biraz da. Bu basit ışık ne istiyordu ya? Ona bir bakayım bir. Keten kumaş da istiyormuş. Şöyle biraz keten kumaş yapalım abi o zaman. Bu arada köyde problemler gitgide artıyor.
Yani yolumun üstündeki şeyleri varsa yapayım hızlıca ya. Çünkü bunların morali de düşüyor. Böyle. Mesela bu evi de taşıyabilirim. Büyük ev. Bak şurası da varmış. Tamam. Yok ya, orayı da taşımayayım artık. Burası sokak gibi oldu değil mi? Güzel oldu. Şimdi evimizi dekore etmeye devam edelim. Bahçemizi, avlumuzu böyle düzenlemeye devam edelim. Geçerken de şuraları hızlıca tamir edelim. Bu domuzlar niye üremiyor arkadaşlar, onu biliyorsunuz mu? Herkes mesaiye gidiyor. Hadi bakalım. Şimdi buraya yola ışık koyalım. Bak. Bir tane, birer tane şöyle girişte olsun, bu adettir. Bir tane şuraya, bir tane de şuraya. Buraya kadar gelmeye gerek var mı? Koyalım ya, birer tane de şöyle koyalım. Bunlar gece yanınca güzel olur. Survivor. Elendin Gundolf. Hadi bakayım, çık oyundan. Bunda görev mi varmış lan? Erikli turta çorba diyor. Arkadaşım bu çocuk da valla her mevsim bir garip bir iş çıkarıyor başımıza ya. Tamam, buraya ışıklandırmamız. Ya işte idare eder. Gece göreceğiz nasıl göründüğünü. Full koymayayım ya. Full çok gereksiz olmaz mı? Full gereksiz olur bence. Şimdi su kenarına, burası da yamukmuş ya. Buraya da bir şey yapamayız bence. Mesela buralara şey koyayım abi. Masa koyayım. Hani burada sabah çoluğumla çocuğumla güzel kahvaltı yapıyormuş hissiyatı olsun. Bir tane de karşısına koyalım. Tamam. Ondan sonra bunun üstünü biraz süsleyelim ıvırla zıvırla. Bir tane kaşe, kaşe. Bir tane kaşe koyalım. Bir tane daha kaşe koyalım. Bunlar artık elimizde ittirebiliyoruz. Şöyle ortaya doğru git bakalım sen. Ahşap tabak koyalım. Ondan sonra kaşıklar maşıklar vardı. Tövbe estağfurullah. Şöyle koyalım bir tane. Ondan sonra bucuk diye oturdu. Bucuk diye oturdu sayılır. Şöyle. Bunu geçen de zorlandıydık. Oturmayacaksın yavrum, kalk.
yerleştirmesi ne zormuş ya. Vallahi bak sıkıntı. Güzel oldu. Bir tane de sürahi koyalım. Bundan su içeriz. Soğuk ayran içeriz. Tamam. 10 numara oldu hacı abi. Mesela buraya bir tane sepet atabiliriz. Şöyle döndürelim bunu. Şöyle kaldıralım. Tam böyle köşede dursun. Ondan sonra mesela buraya ne atabiliriz? Şöyle şuraya koyalım. At arabası tekeri. Girişi atalım şimdilik. Şöyle kafamıza daha güzel bir yer, gözümüze daha güzel bir yer gelirse. Tamam. Burada fena durmadı gibi. Şimdi şuraya kamp ateşi gibi bir şey yapsak nasıl olur? Sanki bu daha güzel ya. Ondan sonra buralara şey atalım. Masa değil oğlum, hep ya yanlış tıklıyorum bak. Tabure. Şöyle böyle duvara dayansınlar. Burada koluyla komşuyla mangal partisi yaparız. Tamam. Biraz düzensiz oldu ama olsun, idare eder. Ondan sonra mesela buralara ışık koyabiliriz. Niye? Gece buraya aydınlatsın diye. Burası yani şuraya göre bir tık daha iyi oldu bence. Burayı kaldır abi ya. Burası iğrenç oldu. Tamam. Başka ne yapabiliriz acaba? Bu ışığın yanına at arabası tekeri koyalım mı? Hadi başlıyor. Geç bakalım ufaklık. Şimdi şu köşeye ışık koyma fikri vardı kafamda. Tamam.
Böyle güzel. Bunlardan sokak lambası gibi böyle uzun uzun yapabiliriz. Ama bunlar çok kaynak istiyor abi. Evimize başka ne yapabiliriz diye düşünüyorum da. Mesela şuraya masa atıp full çiçek mi doldursam? Bu taraf boş kaldı ya. Bu tarafa da şu sepetlerden at abi. Hatta ön tarafa mı koysak? Yok, ön tarafa da gerek yok. Ha dur. Şuraya şey atayım. Leyen doldurdu. Doldurdum. Bu yeterli değilmiş. Tamam, neyse. Bunu da şöyle atalım şimdilik, rastgele dursun. Ondan sonra şu ağacın yanına sanki teker iyi gider. Devrilme lan. Hı. Böyle burada dursun. Şimdi mesela buralara yol boyu ışıklandırma yaparız ama şunlardan değil. Şunlardan. Güzel olur. Şimdi üstümde yemek var mı? Bir yemek yiyeyim. Şimdi arkadaşlar, bu bölümü burada bitirelim. Çok fazla bir şey yapmadık. Ufak tefek tasarım şeyler yaptık. Şuraya yeni bir ahır yaptık. Varsa tasarımla ilgili düşünceleriniz, böyle dekorasyonla ilgili söyleyebilirsiniz. Zaten söylüyorsunuz. Mesela şu ağaçtan orayı beğenmemiştik. Ben de beğenmemiştim. Siz de beğenmemişsiniz. Kaldırdık. Mesela şu ışıklar belki gece güzel görünebilir. Hatta yani çok sık dikmeye gerek yok. Gereksiz olur. Hatta bunlar bile sanki gereksiz oldu gibi. Hani söyleyin, ona göre kaldırırız. Şuraya beğenmemişsiniz ama bence burası güzel oldu ya. Tam böyle şey gibi. Çok kaynak gitti ama olsun. Güzel. Dediğim gibi varsa böyle güzel fikirleriniz, tavsiyeleriniz yazabilirsiniz. Hava da çok kötü. Yani insan oynayası gidiyor yani şu havada. Burası biraz boş kalacak. Tavernayı buraya koyabiliriz artık. Güzel olabilir yani, güzel olur diye düşünüyorum. Hatta şey yapalım, şuralara şu ışıklandırmadan koyalım. Bir arkadaşımız böyle tavsiye etmişti. Bunlardan yap diye buraya. Ha, yeterli kaynağımız yokmuş. Tamam, iki tane şöyle, bir tane burada, bir tane bunu zaten çok önceden koymuştuk. Şöyle dursun bakalım. Buralara birer tane aynen koyabiliriz sonra. Neyse, bu videoyu burada bitirelim. Destek olmak isterseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.